videoda sizlere dip sesleri, yani arka plan gürültülerini bir nebze de olsa nasıl düşürebileceğinizi, kayıtlarınızı daha kaliteli hale nasıl getirebileceğinizi göstereceğim. Şu anda dinleyin. Şu an aldığım kayıtta bilgisayarımın fan sesi bir dip ses yapıyor, arka plan gürültüsü yapıyor ve bu sizi rahatsız ediyor. Bu kaydı az önce aldım. Bu videoda, bu kayıtta yani çok büyük bir dip ses var. Çünkü fanın sesi gelmesi için fanın dibine girip konuştum. Yani fanın fazla fazla gelmesinin sebebi o şekilde. Sizin dip sesleriniz daha farklı olabilir. Daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir ki bu kadar olacağını zannetmiyorum. Çünkü ben fanın dibindeydim. O sayede bu kadar bir dip ses aldım. Şimdi size göstereceğim yöntem neyi sağlayacak? Mesela kayıt aldığınızda şikayet ediyorsunuz, klavye sesim çok geliyor. Ya da camı açık bırakmışsanız kayıtlarınızda dışarı sesi çok fazla uğultulu gelebilir. Uğultulu bir ortamda kayıt yapmışsanız, ofis ortamı olabilir, farklı bir ortam olabilir. Oradan dışarıdan gelen ses çok büyük bir gürültü yapıyor olabilir. Sesinize bir baskı yapıyor olabilir. Yani genelde bu tarz sesler insanları rahatsız eder. Bu yöntemle bu sesleri bir nebze olsun düşürebileceksiniz. Ama unutmayın, bu kesin bir yöntem değil. Eğer gerçekten kaliteli kayıtlar almak istiyorsanız izole bir ortamda, sessiz bir ortamda kayıtlar almanız gerekiyor. Çünkü bu dip sesi düşürürken program aslında sizin de konuşmanızı, sizin de sesinizi düşürüyor. Yani pek etkili bir yöntem olduğunu söyleyemem. Her zaman izole bir ortam ve kaliteli bir mikrofon kullanmak daha iyi sonuç verir. Bundan sonraki videomda Adobe Audition programını da kullanarak nasıl bu dip sesleri yok edebileceğinizi göstereceğim. Ki Adobe Audition programı bildiğiniz üzere sadece ses üzerine bir program olduğu için bu tarz işlerde çok daha etkili bir program. Ama Premiere kullanarak da işlerinizi yaparken hızlı hızlı halletmiş oluyorsunuz. Hemen yöntemi göstereyim. Daha demin dinlediğiniz kayıttaki dip sesi yok etmek için ne yapıyoruz? Buradan efekte geliyoruz. Buraya Adaptive Noise Reduction yazıyoruz. Bakın tekrar yazayım. Adaptive Noise Reduction. Reduction yazdığınızda burada gördüğünüz üzere Absolute Audio efektin altında Adaptive Noise Reduction geliyor. Bunu bu şekilde sürüklüyorsunuz. Sesin üzerine bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda böyle bir pencere geliyor. Yes deyin buna. Bakın şimdi buraya Adaptive Noise'u attık. Buradan Efekt Kontrol'e geliyorum. Bunun üstüne tıkladığımız için burada Adaptive Noise eklenmiş oldu. Bakın. Burada normalde şu Denoise olmaz. Yani Efekt Kontrol'ün altında bunu buraya atmadan göremezsiniz bunu. Denoise var burada şimdi. Buradan Edit'e basacaksınız. Burada Default yazıyor. Buradan hızlı hızlı, tabii buradan ayarlar da çekebilirsiniz. Kendiniz daha çok biliyorsanız, ki ben pek bir bilgim yok bu ses konusunda. Daha hızlı ayarlar sizin de yoksa daha hızlı bir ayar şeklinde burada program size sunmuş. Like Noise Reduction dediğinizde pek etkisi olmuyor ama eğer küçük, benim şu an fan sesi gibi büyük bir dip ses yoksa bunu alabiliyor. Bakın böyle dinleyelim. Like Noise Reduction'da şu kısmı dinleyelim. Bir nebze de olsa nasıl düşürebileceğinizi, kayıtlarınızı daha kaliteli hale nasıl getirebileceğinizi göstereceğim. Bu şekilde dip sesi aldı. Bakın şimdi şeyi göstereyim size. Heavy Noise Reduction tamamen dip sesi bayağı bir yok ediyor. Ama aynı zamanda sesinizin kalitesini de düşürüyor. Bunu da dinleyin. Şu anda dinleyin. Bakın normalde bu kısımda çok büyük bir fan sesi vardı. Şu an yok gibi. Gördüğünüz üzere. Bakın bunu kaldırayım. Oradaki fan sesini duyun. Şu an alt... Duydun mu? Şu anda dinleyin. Bu şekilde bir fan sesi varken Heavy Noise dediğinizde o fan sesi yok oluyor gördüğünüz gibi. Şu an aldığım kayıtta bilgisayarımın fan sesi bir dip ses yapıyor. Ama gördüğünüz gibi sesim de sanki bir robottan çıkıyormuş gibi değişik, güzel olmayan bir hal aldı. O yüzden dediğim gibi dip ses olmayan ortamlarda çekin ki bu yöntemler sizin aynı zamanda sesinizden yiyor, kalitesinden yiyor. Arka plan seslerini yok edebilmek için bir sonraki videoda görüşmek üzere.